Merhabalar. Bugün patates ve kıyma ile hazırladığım bir tarifi paylaşacağım. Eminim ki çoğu evde hazırlanan, çok da sevilen bir tarif. Hemen bugün ne pişirsem diye düşünürken hazırlamış olduğum bir lezzet. Sizlere de bir fikir olsun istedim. 550 gram patates, 250 gram orta yağlı kıyma kullandım tarif içerisine. Tencereye orta yağlı kıymayı, içerisine biraz zeytinyağı, biraz kaya tuz ekledim. Kaya tuzu ilave etme sebebim kıymanın buzunu daha rahat çözdürmek. Kısık ateşte kıyma pişmeye devam ediyor. Topak topak olmasın diye dağıtıyorum. Kıyma pişerken ben diğer malzemeleri hazırlayacağım. Bir tane kuru soğan doğradım. Bir tane havuç doğramıştım ilave ediyorum. Yeşil biber. Dondurucudan çıkartmış olduğum kırmızı biber. Dört diş doğranmış sarımsak. Soğan ekledim. Malzemeler pişmeye devam ediyor. Pişirme süresini daha aza indirmek için kapalı bir şekilde kapağını kapatarak malzemeleri pişirdim. İçerisine yarım su bardağı kadar domates püresi, kimyon, karabiber ve pul biber ekledim. Tekrardan tencerenin kapağını kapattım. Tüm lezzetler birbirine daha iyi kaynaşsın diye. İçerisine bir tatlı kaşığı kadar biber salçası ekledim. Bir buçuk su bardağı su ilave ettim. Su hafif sos kıvamını alana kadar kaynatacağım. Hafif sos kıvamını aldı, biraz suyunu çekti. İçerisine doğramış olduğum patatesleri ekliyorum. Güzel bir kıymalı patates yemeği, çok sulu olmayan. Patates ekledikten sonra kapağını kapatacağım tencerenin ve pişmeye bırakacağım. Orta ateşte patatesler tamamen yumuşayıncaya kadar pişirdim ve bu aşamada ocağın altını kapattım. 10 dakika kadar dinlendirip tarifi servise aldım. Sizlerde benim gibi bugün ne pişirsem diye düşünürseniz hemen bu tarifi Biraz kıyma, biraz da patates varsa deneyebilirsiniz. Eminim. Videonun başında da söyledim, çoğu evde pişen bir lezzet. Servis tabağına alıyorum. Üzerine biraz maydanoz gezdiriyorum ve afiyetle yedim. Bugün sizlerle dilimin döndüğü kadar bir tarifi anlatıp paylaştım. Umuyorum ki hem izlerken hem de dinlerken sıkılmadınız. Şimdiden hazırlamak isteyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, beğeniyorum yapmayı unutmayın lütfen. Değerli görüşlerinizi videonun altına bekliyorum. Sizlerin düşünceleri benim için çok önemli. Tarifin malzemesini, malzeme listesini açıklamaya ekleyeceğim. Malzeme listesine açıklamadan ulaşabilirsiniz. Farklı lezzetlerde. Kolay tariflerde tekrar görüşmek üzere.